Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Namor'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Namor neden bu kadar önemli? Neden arkadaşlar bu kadar yüksek rakama gelecek arenada herkes hunharca deli gibi kasıyor? Bunu anlatmaya çalışacağım inşallah ki bu delilerden bir tanesi de benim arkadaşlar. Bilmiyorum alabilir miyiz? Yani çok zorlu bir arena olacak. Hakikaten çok zorlu bir arena olacak arkadaşlar. Ama Namor rekor kıracağı kesin. Yani şu andaki tahminler hep 70M üzerinde. 75-80M'leri falan buluyor. Yani 80M'nin altı hep riskli gibi gözüküyor şu ana. Tabi belli olmaz biliyorsunuz. Hani böyle yüksek şehirde çoğu kişi kasmayıp 50-60M'ye de gelebileceği olur. 30M'ye de olur. Ki ben Kaptan Marvel hatırlıyorum. Bir nevi Namor'a benziyor arkadaşlar Kaptan Marvel'da. Peki Namor kimdir arkadaşlar? Neden bu kadar önemli? Hakikaten oyunun kaderini, oyunun seyrini saldırı yönünü değiştirebilecek çok çok enfes bir karakter arkadaşlar. Birçok müthiş özelliği var. Öncelikle şu database'ine bir bakalım arkadaşlar. 5 yıldız 5.65 Namor'un 30.240 sağlığı var. 2.324 saldırı gücü var arkadaşlar. Şöyle bakıldığında kritik puanı %24.9, yani hemen hemen her 4 vuruşun birinde kritik atıyor. Kritik attığı zamanki verdiği hasar da %189. Ortalama bir şey arkadaşlar. Zırh puanı 18.7 ve blok becerisi 60.1 ile yine ortalamada bir defansif özelliği var. Peki arkadaşlar nedir bu adamın özellikleri? Geleceğim. Ama önce şunu sinerjilerine bakacağım. Anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü çok teyare sinerjiler. Yani hiçbir işe yaramaz sinerjiler. Yani Namor sinerjisi bile hakikaten bir kral arkadaşlar. Hakikaten bir kral. Zaten Kabam'ın son zamanlarda yaptığı şeyler arkadaşlar. Her hero'nun nevi şahsına münhasır bazı özellikleri oluyor. Ve hakikaten çok etkili, çok kuvvetli. Namor'a baktığımda yeni olarak gördüğümüz ne var karşımıza çıkan arkadaşlar? Imperius Rex özelliği var. Zorbalık var. Ve hidrokinetik zırhı var arkadaşlar. Çok önemli, hidrokinetik zırhı da çok önemli. Yani kopya özelliği hakikaten çok önemli. Şöyle özelliklerine gelelim. Ondan en son bahsedeceğim arkadaşlar. Bakalım orta saldırılarına. Orta saldırı yaptığı zaman 6 saniye boyunca 697.2 doğrudan hasar verecek biçimde kanama uygulama şansı %30. Orta çap saldırılar arkadaşlar. Mesela 5'li bir kombo yaptığımızda 2 tane yapabiliyoruz. Ya bu da %30 şansa rakibe kanama verebiliyormuş ki kanama yiyen arkadaşlara karşı da güzel bir olay. Devam edelim. Zorbalık özelliği arkadaşlar oyuna Namor'la beraber eklenen yeni bir özellik. Peki neymiş? Öncelikle şuna bakalım. Zorbalık nasıl toplanırmış arkadaşlar? Namor nasıl zorbalık topluyor? İlk olarak bunlara bakalım. Daha sonra bunun ne işe yarayacağını da görelim. Namor en fazla 30 tane zorbalık sahip olabiliyormuş arkadaşlar. Her 3 saniyede bir üzerine bir zorbalık oluyor. Yani normal şartlarda arkadaşlar 90 saniye içerisinde 30'a kadar çıkabiliyormuş. Ama bir sersemletme zayıflatıcısından her zararı gördüğünde arkadaşlar aradaki mesafeyi yarım saniye kısaltıyor. Yani 3 saniye değil de 2,5 saniye oluyor. Imperius Rex'e geri döndüğü zaman tekrar 3 saniye olarak ayarlanıyor arkadaşlar. Namor bir kanama ya da yakma zayıflatıcısından her zarar gördüğünde, yani bir kanama yerse veyahut da bir yakma yerse anında bir zorbalık üretiyor. Namor rakibine bir kanama ya da sersem zayıflatıcısı her uygulada, yani bir rakibe siper attığınızda siz bir zorbalık alırsınız. İşte orta kombalarla kanama verdiğiniz zaman yine ekstradan arkadaşlar zorbalıklar alırsınız. Robotlara karşı bir zorbalık vermiyor vesaire falan, onu anlatıyor. Araya bir de espri sıkıştırmışlar arkadaşlar, onu zaten geçiyorum. Imperius Rex'e geliyorum arkadaşlar, çok önemli. Eğer Namor'da 15 tane zorbalık seti varsa geriye atılıp 1.2 saniye beklerseniz anında bir güç çubuğunuz doluyor ve Imperius Rex'i devreye sokuyorsunuz arkadaşlar. Eğer böyle yapmazsanız, beklerseniz arkadaşlar 30 tane zorbalık setine çıkarsa kendi kendine anında Imperius Rex'e geçecek ve sağlığının güç bonunu %195'ini anında üretiyor arkadaşlar. Çok güzel bir özellik. Çok güzel bir şey. Namor'un özel saldırıları aktif zorbalık setlerinin miktarına dayalı olarak en fazla %240. Yani bu da çok güzel bir şey. Biliyorsunuz hani bazı karolar vardı, işte saldırınız %200 artar, %300 artar gibi. Bu da otomatik mi arkadaşlar? Yani üzerinizdeki zorbalık sayısına nazaran ekstradan özel saldırı hasarı alıyorsunuz. Çok enfes bir şey. Özel saldırılar %90 daha az güce mal olur. Bu ne demek arkadaşlar? Yani özel saldırı 3 attınız. İşte hemen arkasına özel saldırı 2 de atabilirsiniz. Arka arkaya özel saldırı 3, özel saldırı 2. Hatta yetişebilirseniz arka arkaya 2 tane özel saldırı 3 atabilirsiniz ki bu sizin saldırı gücünüzü dehşet hale getirecek. Ondan da bahsedeceğim arkadaşlar. Devam edelim. Özel saldırılar %90 daha az güce mal olur. Yine de Namor her saniye bir güç çubuğunun %15 kısmını, yani kendi kendine yavaş yavaş boşalıyor arkadaşlar güç çubuğu.
Namor'un başlattığı her özel saldırı saniyede %5 daha fazla uygularmış arkadaşlar. Imperius Rex aktif haldeyken Namor kendi becerileri hariç diğer hiçbir karakterden güç kazanamaz. Yani sadece kendisi vurdukça güç kazanabilir. Onun dışında güç kazanamazmış. Namor'un kalan gücü sıfıra ulaştığında arkadaşlar zorbalık setleri kalkar ve Imperius Rex biter. Yani Namor durgunlaşır. Namor'un arkadaşlar action'ı burada başlıyor. Peki bu ne işe yarar? Şunu söyleyeyim. Imperius Rex 3'e geldiği anda, 30'a geldiği anda arkadaşlar doğrudan güç bağınız %95 dolar. Yani arka arkaya sürekli özel saldırı 2 atabilecek hale geleceksiniz. Belki 3 atıp arkasında 2-2 atacaksınız veya 2-1 atacaksınız arkadaşlar. Bu da rakibe çok kısa bir zaman aralığında, yani atıyorum belki bir 10 saniyede, 5 saniyede rakibe 200 bin, 300 bin hasar vermenizi sağlayacak arkadaşlar. Çok yüksek bir şey. Bunu da özel saldırı 3'te yapacağız. Aşağı inelim. Ağır saldırı yaptığımız arkadaşlar Imperius Rex aktifken bir ağır saldırı başlatma sonucu 15 tane zorbalık seti tüketilerek bir güç çubuğunun 100, yani bir güç bır alırsınız. Ağır saldırı yaptığınız anda Imperius Rex'ten 15 tane alırsınız. Hani şey olabilir. Özel saldırı 3 attınız arkadaşlar rakibe. İşte güç barı azalmaya başlarken siper atıp bir ağır saldırı daha yaptığınızı düşünün. Hemen arkadaşlar bir tane daha 3 atabiliyorsunuz. Yani üzerinizde 2 tane, yani ortalama şöyle 13.000, 14.000 artı ekstra damage'iniz olacak arkadaşlar. Devam edelim. Her özel saldırı yaptığınızda sağlığınızın %6 kısmı yenilenir. Çok iyi bir şey ya. Sen özel saldırı atıyorsun, sağlık basıyorsun. Çok iyi. Sürekli özel saldırı bir spamlayın arkadaşlar. 10 kere atın %60 sağlık basın. Çok efsane. Ki benim gibi kanama zehir açık oynuyorsunuz arkadaşlar. Ona rağmen sağlık basıyor. Çok iyi ya. Özel saldırı bir attınız arkadaşlar. Her darbenin 8 saniye boyunca 2324 doğrudan hasar verecek biçimde. Yani saldırı gücünün tamamı kadar kanama uygulama şansı %50'dir. Imperius Rex aktifken arkadaşlar Namor bu özel saldırı süresi boyunca tüm kaynaklardan normalin 2 misli zorbalık üretir. Mesela her kanamadan 1-1 alıyoruz arkadaşlar. Bu sefer 2-2 almaya başlayacaksınız. Yani o zorbalık setlerin üzerinizde kalması lazım. Özel saldırı 2 arkadaşlar. Her darbenin etkisi 2,5 saniye sürecek sersem etme uygulama şansı %50. Imperius Rex aktifken bu saldırı engellenemezmiş. Ve özel saldırı çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Saldırı puanını 20 saniye. Abi çok iyi ya. 20 saniye boyunca 6972. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Saldırı gücünüzün 3 katı. Ben de mesela kanama zehir açık. 4000 ise artı 12. Of abi 12.000, 12.000, 24.000. Neler neler yapacağım. Dur bakalım. Pasif hiddet sağlar. Söz konusu hiddet aktifken Namor'un rakipleri özel sağlardan darbe aldığında asla arkadaşlar güç barı üretmiyor. Çok iyi ya. Yani olay şu arkadaşlar. Imperius Rex'i, yani üzerinizdeki zorbalık sayısını yükseltiyorsunuz. İşte 20 lira, 25 lira geliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu daha sonra düşmeye başlar üzerinizdeki zorbalıklar. Düşerken arkadaşlar bir özel saldırı 3 atıyorsunuz. Daha sonra rakibi siper atıp bir ağır saldırı daha atıyorsunuz arkadaşlar. Çat arka arkaya ikinci L3'ü atıyorsunuz. Ve saldırı gücünüz normalin arkadaşlar 6 katını oluyor. 6 katı arkadaşlar. 6 katı. Ve Imperius Rex aktifken arkadaşlar. Nerede o delikanlı? Şurada vardı. Şunu yakalayabilirsem neler anlatacağım. Şurada arkadaşlar. Yani zorbalık setleri varken üzerinizde özel saldırı atarsanız %240 daha fazla hasar verme şansı var. Yani 200 bin, 300 bin falan her türlü göreceksiniz arkadaşlar. Böyle yüksek bir hasar gücüne sahip karakter. Enfes arkadaşlar. İnanılmaz bir karakter. Zaten bu yüzden herkes onu harca kasıyor. Ben de kasmaya çalışıyorum. İnşallah alabilirim. Yani kopyasızken bile çok çok güçlü. Ama kopyası da aşırı derece önemli. Neden arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim. Yansıtma hasarlarını yemediği gibi rakiplerine yansıtıyor arkadaşlar. Mesela Kork biliyorsunuz şu anda oyunun en iyi defans filosu. Yani siz ona vuruyorsunuz. Çok büyük bir saçmalık. Zaten bu başlı başına bir mantık hatası ve saçmalık arkadaşlar. Taş adama vuruyorsunuz, siz hasar yiyorsunuz. Ama Namor yemiyor arkadaşlar. Aksine yemediği gibi de bunu rakibe yansıtıyor. Veyahut da Elektro'yu düşünün. Veya Mikro Krallığı düşünün arkadaşlar. İşte bu varyant macerasını. Oraya da girsiniz biliyorsunuz. Normalde küçük karakterlere girdiğinizde yansıtma hasarları yiyorsunuz. Ama arkadaşlar Namor yemiyor. Aksine bir de rakibine yansıtıyor. Çok güzel şey. Yani kopya sayısı çok önemli. Aynı zamanda arkadaşlar Namor oyunun en yüksek PC'sine sahip ikinci karakter. Thor Ragnarok'tan sonra en yüksek PC'ye sahip karakter. Ve şöyle yapacaksınız. Büyük ihtimalle bu hafta geçtikten sonra arkadaşlar
Bütün büyük oyuncuların profillerine bakın ki zaten ben bakacağım. Ve göreceksiniz bütün herkesten Namor yukarıda 5.65-200 kopya. Çünkü inanılmaz bir prestije sahip. İnanılmaz bir prestije sahip. Ve arkadaşlar dediğim gibi oyunun kaderini değiştirecek. Özellikle ittifak savaşlarında. Yani hikaye maceralarına çok bir şey söylemem. Çünkü o kadar saçma sapan karolar var ki. Yani tamamen ahmakça karolar var arkadaşlar. O yüzden orada bazı yerlerde birçok yerde özellikle bosslar da iş yapamayabilir. Ama onun dışında arkadaşlar özellikle ittifak savaşlarında ve Kingpin düzeltiyorum Thanos maceralarında aşırı derecede güçlü bir karakter olacak arkadaşlar. İnşallah alabilirim. Hakikaten kasıyorum. Yani bugüne kadar kasmadığım kadar kasıyorum. O yüzden benim için çok önemli. Hatta diyorum hayatımın arenası şu ana kadarki arkadaşlar. İnşallah kazanabilirim. Yani Namor'u kısaca anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Aşırı yüksek hasar verebiliyor. Yansıtılan hasarları yemiyor. Ve çokça da sağlık basıyor. Daha ne yapsın abisi dercesine. Umarım arkadaşlar bu video sizlere faydalı olmuştur. Ve yine umarım bir sonraki Namor videomuzda inşallah 5 yıldızını alırız da o şekilde anlata anlata sizlere anlatabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak isterseniz arkadaşlar videoları beğenebilirsiniz. Videoları beğenmeniz benim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.